Sevgili seyirciler, bu haftaki Kedi Gözü'nü Fulya Sanat Merkezi'nde açıyoruz. Çünkü 15 Aralık Aziz Nesin'in doğum günü ve Aziz Nesin'in doğum gününde bu sahnede Zübük oyunu oynandı. Nedim Saban bu tiyatronun, bu oyunun yönetmeni ve az sonra onunla bir söyleşi yapacağız. Nesin Vakfı'nın yöneticisi Ali Nesin'le birlikte olacağız ve tabii ki program boyunca başka konuklarımız da olacak. Bir tiyatro yazarı Cuma Boynukara ilginç bir davadan söz edecek. Devlet tiyatrolarına karşı kazandığı davadan söz edecek. Ve tabii ki haftanın başka olayları, ama bu hafta edebiyat ağırlıkta, onu söyleyeyim. Neden edebiyat ağırlıkta? Çünkü Boğaziçi Üniversitesi'nde Nazım Hikmet Kültür Sanat Araştırma Merkezi açıldı. Tabii ki haftanın diğer sanat olayları ve konserlerine de ve filmlerine de değineceğiz. Evet, isterseniz öncelikle Nedim Saban'la yaptığımız kısa söyleşiyi paylaşalım. Hemen ardından Ali Nesin ve gene eski kültür bakanlarımızdan Ercan Karakaş'la kısa söyleşiler yaptık Fulya Sanat'ın fuayesinde, Zübük oyununun galasında. Ve bu ilk bölümü bitirmeden Zübük'ten kısa bir bölüm izleyelim hep birlikte. Evet sevgili seyirciler, Beşiktaş Fulya'da, Fulya Sanat Merkezi'nde bir galadayız. Aziz Nesin'in 100. yılı nedeniyle Zübük oyununu sahneliyor Tiyatro Kare. Sevgili Nedim Saban, çok güzel bir iş çünkü 100. yılı sen başlatıyorsun. Anladığım kadarıyla tam da bugün, bu galanın olduğu gün 99'unu tamamlamış, 100. yıla 2015'e giriyor, adım atmış evet. oluyor ve sanıyorum biz bir yıl boyunca Aziz Nesin'in 100. yılını anacağız. Zübük oyununu seçmenin nedenini anlasana. Tabii inanılmaz evrensel, yani Zübük karakteri hem politikada çok fazla, hem futbolda, sanatta. Yani Aziz Bey tabii bunu zamanında öngörmüş ve sanki bugünleri yazmış veya yarınları yazmış. Biz bunu 2016 buçuk yılında Beylik Eğrisi diye hayali bir yerde geçiyor. Beylik Düzü değil, Beylik Eğrisi. Beylik Eğrisi ve Zübük'e orada bir seçim sandığında kurduk oyunu. Acaba Zübük yükselebilecek mi, yoksa politikaya girebilecek mi? Evet. Oyunu tabii göreli ben çok oldu. Şimdi hayal meyal az sonra izleyeceğiz. Orada bir böyle taşra kasabasında mı geçiyordu? Evet, taşra'daki. Önce belediye başkanlığına, oradan milletvekilliğine aynen. yükselen ve zübükleşme dediğimiz olguyu anlatıyor. Gerçekten. Yani bir de tabii ben biraz da onun çevresindeki insanların zübükleşmesini anlatmak sadece istedim. Sadece bir adam değil. Sadece bir adam değil. Çünkü bir zübük olsa kurtuluruz da herkesi zübükleştirdiği zaman sorun oluyor diye düşündüm. Bu da yeni bir adaptasyon. Yani hani bayağı romanla 6 aydır uğraşıyorum. Yepyeni bir kurgu oldu. Yani dolayısıyla umarım bu uyarlamayı da çeşitli sevecek. Çeşitli defalar yapıldı galiba, değil mi? Sinemada da Kemal Sunal kesinlikle. Oynamıştı Zübük'ü. Sanıyorum 10 yıl önce de Ankara Sanat Tiyatrosu'nda yapıldı son olarak. Ama çok keyifli bir roman. Bir de tabii Aziz Nesin'de benim hayran oldum. İnanılmaz yan karakterler var. Yani o yan karakterler de çok zengin, çok hoş. Evet. Tabii Aziz Nesin gerçekten de Türk Edebiyatı'nda, Türk Tiyatrosu'nda çok kendine özgü bir kimlik çok. Ve yani Güldür'ü deyince akla gelen isimlerden ama hiçbir zaman toplumuyla ilgili toplumsal sorunlardan hiç kopmadan, o hiciv, çok siyasal hicvi galiba en iyi kullanan insan. Kesinlikle ve kara komediyi, yani aslında bu anlamda hani kendi yazdığı şeyle dalga geçebilen müthiş bir usta. Yani benim için hani oyun başarılı olur olmaz inşallah olacak ama inşallah. Benim için yani Aziz Nesin'i tekrar keşfedebilmek ve onun tekrar her şeyini okumak bu yaşta müthiş bir kazanç oldu. Evet, ve şimdi bakıyorum kadroda Tuna Orhan, Hakan Akın, Halim Ercan, Bahar Yanılmaz, Füsun Kostak, Hilmi Özçelik, Ercü Turan, Evren Erler, Serdar Aydın, Ena Alpar, Emrah Düzkaya, Selim Teyze. Kalabalık bir kalabalık kadro ve 3,5 ayda prova yaptık. Onun için çok ağır bir maddi
yük oldu özel bir tiyatronun. Buna rağmen galanın gelirini galiba... Evet, bu akşam gelirimiz vakfa. Çünkü biz onların yaptığı şeye çok... Zaten oyun telifleri de vakfa büyük oranda ama ben dedim ki bu yılı buradan başlatalım, beraber olalım ve vakfa da böyle özel bir gece olsun. Ve ne güzel ki inanılmaz bir katılım var. İnsanlar bilet almayı esirgemedi. Çocukların eğitimine ciddi bir katkı çok çok büyük bir katkı sağlandığını umuyorum ama halk da çok yani mutlu eden beni İstanbul seyircisinin bu olayı görmezden gelmeden burada olması. Evet. Nedim konuklarından çok fazla ayırmak istemiyorum ama çok güncel bir konu daha var. Tam hafta içinde Kültür Bakanlığı nihayet üstünde çok fazla tartışılan İşte dedikodular yapılan bu özel tiyatrola yardım meselesi kesinleşti, yayınlandı. Evet. Kaç tiyatro destek aldı? 70 tiyatro destek almış fakat bunların 45-50 tanesini tanımıyoruz. Bunlar daha çok yandaş yani, medyanın bir... yani tanımıyorsak seyirci de tanımıyor. Aynen. Ve maalesef köklü Ankara Sanat Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu ve Tiyatro Karı gene bu yıl cezalandırır. Ama bizim için bir ceza değil, onur bu. Yani çünkü bu Kültür Bakanı'nın sevdiği biri olmak. Zaten biz Zübük'le başvurmamıştık. Yani biz bunun onurunu taşıyoruz ama tabii çok zor bizim için. Çünkü bir özel tiyatronun ayakta kalması. Peki ben daha listeyi görmedim. Örneğin Türkiye'de şu anda çok başarılı işler yapan genç alternatif ya da bağımsız gruplar var. Onlara da maalesef kesin. Yani bu yazarları desteklemekse o Yiğit Sertdemir gibi, Mirza Metin gibi çok önemli insanlar var. Onlarından da alındı. Tuhaf bir şekilde Refik Erduran oyununu oynayan bütün tiyatrolar destek aldı. Çünkü kendisi jüride. Aynı zamanda da gıda şirketleri, geçen sene tekstil şirketleri. Yani maalesef bu konuda da yani ağır bir yolsuzluk var. Böyle bir şey olabilir mi jürideki bir insanın? 7 oyunu diyorsun. 7 oyunuyla yani ama demek ki jüride olmasa oyunu oynanmayacak diye düşünüyorum. Evet. Peki kalabalık çok ve teşekkür ediyorum ilginiz oyunu için. Oyunu keyifle izleyeceğiz. İnşallah. Çok mutlu oldum. Nedim, başarılar dilerim. Desteğiniz için çok teşekkür ediyorum. Evet. Sevgili seyirciler, şimdi de henüz oyun başlamadan Ali Nesin'i yakaladım. Ali, güzel bir gece. Zübü'yü hep birlikte izleyeceğiz. Ve bu gecenin geliri Nesin Vakfı'na bırakılıyor. O da çok güzel. Galiba neydi? Furkan değil mi? Furkan gibi nice gençler yetişecek. Bu gece de ona küçük bir havuza, küçük bir katkı olacak. Aziz Nesin'in galiba 99. doğum günü değil mi bugün? 2015 doğumlu. Evet, 20 Aralık 2015. Yani 100. yıla giriş aslında. Yani evet. Bugün başlıyoruz. Evet, önümüzdeki Aralık, 15 Aralık'ta 100. doğum gününü kutlayacağız. Evet, koca bir yıl boyunca bir kutlamalar olacak değil mi? Peki evet. Var mı? Mesela herhalde tahmin ediyorum pek çok belediye, sivil toplum kuruluşu hazırlıklar içindedir. Evet, sergiler, konferanslar, konserler, işte çeşitli vesilelerle, kitaplar. Epey yorulacaksınız. Hep yoruluyoruz. Şu anda kaç çocuk var vakıfta? 40'tan fazla. 40-50 arası var, evet. Peki, yayınlar, kitaplar, Aziz Nesin'in bütün kitapları vakıf tarafından mı şu anda evet, yayınlanıyor? Evet, kaç evet. kitap oldu şu anda? Biz sadece babamı yayınlamıyoruz. Büyüdük, çok geliştirdik. İyi de para kazanıyoruz. Çocuk kitapları yayınlıyoruz. Benim kitaplarımı yayınlıyoruz. Aziz'in kitapları sağlığından daha fazla satıyor bu arada. Yani sağlığı zamandan daha fazla daha satıyoruz. Evet, evet. Çok güzel bir şey. Böyle evet. Bir yazarın ölümsüzlüğü burada anlaşılıyor. Benim çok sevdiğim bir dostumdu. Biliyorsun. Bütün bu dilekçe davasında, Aydınlar Dilekçesi'nde birlikte yaşadık o süreci. Evet, Zübük bu akşam. Ama herhalde bu yıl içinde başka tiyatrolarda başka oyunlarını sergileyecek. Bilmiyorum, devlet tiyatrolarından, şehir tiyatrolarından var mı böyle bir girişimler? Benim bildiğim kadarıyla yok. Galiba yok, var mı? Galiba yok, ben de bilmiyorum. Sanmıyorum. Herhalde ya farkında değiller ya da olmak istemiyorlar gibi. Peki, ne diyorsun? Aziz Nesin'e bugün her zamankinden daha çok ihtiyaç yok mu? Yani bakıyorum, çok şeyler oluyor ama Aziz Nesin gibi kendini öne atıp birilerinin bu muhalefete, özellikle sanat alanında yapılanlara karşı öncülük etmesi gerekiyor. Az önce Nedim'le konuşuyorduk.
tiyatro desteği veriliyor 77 tiyatroya. Yani tanıdığımız tiyatro sayısı birkaç bu 77 içinde. Nasıl gidecek yani, bu işin sonu nereye varacak? Ben çok umutluyum Türkiye'den. Yani böyle her zaman olur ülkelerde böyle aşağı gidişler, yukarı çıkışlar, ama Türkiye'nin, ben gençlerle muhatabım sürekli düşününce de, yılda 5000 kadar gençle, çocukla ve gençle muhatabım. Olağanüstü çocuklar. Yani çok umutluyum Türkiye'de. Gelecekten umutluyum. Evet, yaşlardan değil ama gençlerden çok umutluyum. Kaç ayını Şirince'de geçiriyorsun? %70'imi Şirince'de geçiriyorum. Cuma, cumartesi, pazar, pazartesi günü Şirince'de ders veriyorum. Salı, çarşamba, perşembe, İstanbul'da ders veriyorum. Ama memnunum. Yani bazen 4 saat, bazen 6 saat, 7 saat çalışmak iyi bir şeydir. Peki, matematik okulundan sonra felsefe ve sanat da evet, gündemine giriyor diye okudum bir yerde. Evet. Doğru mu bu? Evet, felsefe köyünü yarısını bitirdik. Diğer yarısı bağış bekliyor. Biliyorsunuz bizim paramız sınırlı bir diyeceğim yok. Ancak halkın katkısıyla yapabiliyoruz. Ama oldu. Oldu, oldu. Gerçekten oldu. Ve çok teşekkür ederim burada bütün çocuklarımız da geldi. Evet. Ne bu saçlar ya? Söylemişler bundan saçlarını. Peki kaç yıldır siz okuldasınız çocuklar? Ben? Kaç yıldır vakıftasınız? Ben 1 yıl. Sen? Ben 3 yıl. 3 yıldır. Sen Furkan? Yaklaşık 2. 2 yıldır. Memnun musunuz? Evet. Farkı ne peki? Farkı ne? Görüyorsun, öteki okullardan farklı bir yanın var mı bu okul? Yok. Nasıl? Aslında bu bir okul değil. Bir eğitim gösteren eğitim yeri. Eğitim. Aslında bir insanın evinde ne yapıyorsa bu vakıfta bize biz vakfı ücret ödemeden o bize karşılıyor. Yani evi gibi, ailen gibi hissediyorsun, evet, öyle gibi, mi? Evet. Yani orada kardeşlerimiz var, ablalarımız var, abilerimiz sen var. Sen burada kaç kişi kalıyorsunuz orada? Ben 2 kişi kalıyorum. Sen? Ben 1. Sen tek başına kalıyorsun. Evet. Bir çile kalmak istiyorum ama abla, Özgün abla izin vermiyor. Peki, buradaki eğitim kadrosu kimlerden, hep gönüllü mü? Hayır hocam, gönüllü o profesyoneller var. Tabii bu gönüllü işi değil, gönüllüler yapamaz bu iş. Bu sürekli isteyen bir şey. Öyle zaten bunlar terk edilmiş çocuklar. Peki yani, yatılı çocuklar. Tabii canım. Yazın da sizle beraber. Ya onlar bizim çocuklarımız. Her zaman. Her zaman. Hep bizim çocuklarımız onlar. 3 ayda bir ailelerimiz geliyor. Onlarla bir yere gidiyoruz. Yemekle çatalca yani gidiyoruz. En az biz 1-2 saat onların yanında kalıyoruz. Yani geri vakfa geliyoruz. Onları görüyoruz. Anladım. Sanatla da iç içesiniz değil mi? Böyle evet, edebiyat, tiyatro. Mesela benim ailem Ocağın 13'ünde yeniden buraya gelecek. 2 saat, 2 1 saat veya 2 saat bir yere gideceğiz, eğleneceğiz, geleceğiz yine. Anladım. Peki sen vakıfta seramik yapıyor musun? Hı hı. Sahi mi? Seviyor şu musun? Şu anda atinesini yapmıştım. Ha. Böyle ne, resim bir sandığa mi yaptın? Bindirdim. Seramik. Seramik yapıyor. Seramik. Sandığa bindirdim, böyle yatıyor. Oo, uyumuş. Motoru bozuldu. Üzülüyor böyle. Ama sonra düşünüyor böyle sanki. Sonra birden gülüyor. Peki ne yapacaksın seramiği sonra? He? Ne yapacaksın? Satılıyor şu an. Satılıyor mu? Seramiği satıyor musun? Üzülmüyor musun satılacak diye? Tam tersine. Seviyorum. Sen mi söylüyorsun? Peki. Fotoğrafı çektin mi? He. Çekmedin mi? Peki. Çek bir daha fotoğrafı. Ali, kutluyorum bütün bu çalışmalar için ve güzel bir yıl diliyorum hep birlikte. Kim bilir daha kaç kez buluşacağız yıl boyunca. Ercan Karakaş da burada. Ne diyorsunuz, bir Aziz Nesin gibi bir yazar galiba bugünlerde o kadar fazla karşımıza çıkmıyor. Çünkü hani Aziz Nesin'in direncine sahip insan sayısı nedense fazla değil. Ne diyorsunuz? Evet, tabii Aziz Nesin gerçekten bir efsane, büyük bir yazar ve o mizahla bütün meseleleri çok iyi anlatan bir insan. Özellikle bu vakıf tabii bıraktığı miras çok önemli. Çocukları dinledim az önce, ne kadar memnunlar. Ve bu küçük yaşta edebiyatla, Aziz Nesin'in çizgisiyle tanışmaları çok güzel bir şey aslında. Evet. Onu 99. yaşında burada anmış olmamız da ne çok güzel. Güzel. Hem de onun bir oyunu sahnelenecek olması da çok güzel. Sanırım bak, evet, bak soruyorum Ali'ye. Evet. Kamu tiyatrolarından hiç öyle bir talep şimdilik yokmuş. Tabii işte kamu tiyatroları biliyorsunuz, devlet tiyatroları maalesef genel müdürlüğü, işte bu bakanlığın elinde kendilerine uygun oyunları seçiyorlar. Aslında böyle gerçekten nitelikli oyunlar, Aziz Nesin oyunları gibi oyunları dışlıyorlar. Topluma mal olmuş bir topluma insan. Topluma mal olmuş, evet, tabii. Yani dünyada tanınmış gerçekten bir insan. Onlar dışlanıyor.
Bunu yaşıyoruz her gün maalesef. Böyle yoğunlaşarak gidiyor. Çok iyi biliyorsun. Nedim'le az önce onu konuşuyorduk. Tiyatrolara, özel tiyatrolara destek, 77 tiyatroya destek var. Ama adını bildiğimiz, Türkiye'de çok iyi işler yapan tiyatrolar neredeyse yok. Onlara yok tabii. Çünkü bu hükümet kendine göre tiyatro seçiyor, kendine göre sanat seçiyor. Biraz eleştirel olan, aydınlatmacı olan, özgürlükçü olan, demokratik olan oyunları maalesef istemiyor. Evet. Ama tabii bu anayasa çok aykırı bir şey. Anayasa çok net, açık. Hani çoğulculuk iddiasıyla geldiler. Iddiasıyla geliyor. İleri demokrasi diyor. Ama kendi çizgisine uygun düşmediğini düşündüğü bütün oyunları, bütün sanat faaliyetlerini bir şekilde dışlıyor, sansürlüyor, yasaklıyor. Bununla da mücadele ediyor zaten sanatçılar. Bu böyle de gitmez. Çünkü kültürel sanatsal gelişme olmadan bir ülkenin çağdaş uygarlık düzenine ulaşması mümkün değil. Dünyada yer tutması mümkün değil. Maalesef bu sanat ve kültür üzerindeki baskılar da i̇şte devam ediyor. Fazıl'ın eserleri devamlı. Devlet Senfoni Orkestrası repertuvarından çıkarttı. Fazıl Say da Aziz Nesin gibi dünyada tanınan bir insan. Müziğiyle, besteleriyle gerçekten bütün dünya tanıyor. Çin'e kadar gidiyor. Çok büyük ilgi görüyor. Ama işte gördük mesela Antalya Belediye Başkanı onun Uluslararası Piyano Festivali'ni bile kaldırdı. Eserleri çıkartıyor. Elinden alıp başkasına verdi. Kaldırdı sayılır o. Yani kendi değerlerimizi bilmiyoruz. Fazıl Say gibi dünyada bilinen kaç müzisyenimiz var, kaç sanat insanımız var. Evet. Ama bunlar sanata da düşman maalesef. Yaratana da, sanat yaratana da, yaratıcılara da düşmanlar. Ali Nesin güzel bir şey söyledi. Ben çok umutluyum dedi. Çünkü çok güzel gençler yetişiyor ve ne kadar hani biz kendi sanatçımızı yetiştiririz diye siyasal iktidar uğraşsa da aslında galiba gerçek sanatçılar toplumuyla, toplumun sorunlarıyla iç içe olan sanatçılar zannediyorum engellenemeyecek. Yetişiyor tabii. Gelecek. Aynen öyle. Bakın burada da bu akşam müthiş bir ilgi var. Çok genç insan var burada da görüyoruz. Demek tabii. Az Nesin halen yaşıyor. Eserleri, fikirleri yaşıyor. Ben de aynı görüşteyim. Yani yukarıdan böyle tornadan çıkmış gibi kendinize göre sanatçı yetiştiremezsiniz. Evet. Parayla pek çok şey olur ama sanatçı olmaz. Yani gerçekten sanatla ve sanatçıyla uğraşmakta kimseye bir yarar getirmez. Sonunda çok kötü olur. O yüzden evet. Toplum kendi içinden sanatçılarını da yetiştirecektir. Evet. Kesin böyle yani. Herhalde keyifli bir akşam geçireceğiz. Bir akşam az olacak. Sonra Zübü'yü izleyeceğiz. Zübü'yü izleyeceğiz, oyunu izleyeceğiz. Sonra Ali Nesin konuşacak. Az Nesin bir daha anacağız oyundan sonra. Pastasını İyi bir akşam keseceğiz olacak. Galiba. Pastasını keseceğiz. Evet. Evet. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Abi senin için ben 4 defa gittim Ankara'ya. Ankara'ya 4 defa mı gittin? Atma be İbrahim. Aslında 5 defa gittim de bir tanesinde de İsfendiyar abinin işi için gittim yani 4,5 sayıldı. İsfendiyar abi. Abi senin işin için Ankara'ya gittim. He? Ankara. İsfendiyar abi. He? Ankara'ya gittim. İyi yaptın. Abi. He? Senin işin için Ankara'ya gittim. Ha, Ankara'ya gittin. Ha. Aferin. Ne kullanıyorsun ya? Ah be İbrahim! Ah be İbrahim ya! Hakikat ya! Şu benim kardeşimin işi ne olacak İbrahim ya? Ya durun, bu yaşında koca bir yıl kaybetti be İbrahim! Abi Allah beni kahretsin abi! Tamam sen üzme kendini! Yani üzme sen kendini! Çocuk benim yanımda çıraklıktan çok şey öğrendi ama işte ne yapayım ya? Abi senin işi için ben 8 defa gittim Ankara'ya biliyor musun? 8 defa mı gittin? Allah'ım. Hadi canım! Vallahi inanmasak tren biletleri bak cebimde hala saklanmak. Say kaç defa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bu ne? Vallahi 9 defa gittim şimdi bundan haberim. 9 defa mı gittin? Hadi canım! Ya 9 defa aynı kıyafetle mi gittin be? Aa! İnsan haber vermezdi ben Ankara'ya gidiyorum diye. Al bir şunu. Dur. Ver ya, dur. Şimdi çıkartıp ona şu yol parasını versek bizi itin deliğine sokar. En iyisi biz bu parayı ceketin cebine koyalım. Ya ne yapıyorsunuz? Devlet memuruyum. Kaldı ki siyasetin içindeyim. Parayla marayla işim olmaz benim. Canım para ceketin cebinde kalsın. Sen de siyaset yapmaya devam et. Ne var yani? Bak ne güzel yakıştı. Doğru diyor. Sana vermiyor ki. Ceketi veriyor. Ulan biz her iyiliğimizi parayla mı satıyoruz be? Her yaptığımız iyiliğin karşılığında para almaya kalksak kıçınıza don kalmasın, don! Gerek yok paraya. Benim bir daha gidesim yok Ankara'ya. Aman beyim yapma. Sen Ankara'ya gitmezsen biz ne yaparız? Bu Zübük dünyanın en namussuz adamı. Aslında değil mi? He?
Ya söylediğini düşünüyor musun lan? Hani o kimseyi kandırmadı. Yani kandırılanlar zorlayarak, yalvararak kendilerini kandırdı. E tabi canım. Hani biz sanki bu Zübükzade'yi zorlaya zorlaya kötü yaptık. Ne demişler? Yoka elbise giydirmek sanattır. Buna bir tane mi evet basıyoruz yoksa beğenmediğimiz partilere ders olsun diye hepsini hayırlı basıyor muyuz? İsfendiyar Bey, bir tane yoksa geçersiz sayılır. Aman ha, yanlışlık olmasın da. Ha? Ne demişler? Gömleğin ilk düğmesini yanlış iliklersen diğerleri de yanlış iler. Merak etme, su akar, yollara bulur. Bence sen suyu bekleme, oyu doğru yere attıysan devam et. İşte hadi hayırlı olsun, hadi. Ne güle İsfendiyar, geleceğim. Hayırlı olsun! Hocam, benim gözüm görmüyor ama ben de oyumu kullanmak istiyorum. Yahu gözünün görmesine gerek yok ki. Bak, pusulanın ortasında böyle ışıklar saçıyor bizim parti, böyle! Görüyorum hocam! Allah demokrasiyi başımızdan eksik etmesin. Demokrasi de Allah'ı başımızdan eksik etmesin. Demokrasi öyle bir nimet ki bütün ülkede huzur içinde yapılıyor seçimler. Sevgili seyirciler, kısa bir aradan sonra Kedi Gözü devam edecek. Sevgili seyirciler, ilk bölümde Aziz Nesin'in Zübük oyununun oynandığı Fulya sahnesinde söyleşiler yaptık. Şimdi Fulya sahnesinden hareket edip başka mekanlara gidelim diyorum ama gene tiyatro ve edebiyatta kalacağız. Çünkü bu hafta Aziz Nesin'in 99. yaş gününü kutladık ama bir başka büyük yazarın daha önemli bir merkeze adı verildi. Boğaziçi Üniversitesi Nazım Hikmet Kültür, Sanat ve Araştırma Merkezi'ni açtı ve açılış töreninde ilginç bir sergi vardı. Nazım Hikmet'in açlık grevini konu alan. Biz de bu vesileyle serginin küratörü Profesör Zafer Toprak'la konuştuk. Hafta başında Boğaziçi Üniversitesi'nde önemli bir kültür merkezi, bir araştırma merkezi açıldı. Nazım Hikmet Kültür, Sanat ve Araştırma Merkezi. Aynı zamanda da bu açılış nedeniyle entelektüel tarihimizde bir kırılma noktası olarak Nazım Hikmet'in Açlık Grevi konulu bir sergi ve serginin küratörü sevgili Profesör Zafer Toprak bize bu serginin hazırlanış süreciyle ilgili birkaç şey söyler misiniz? Tabii bu sergi merkezin kuruluşu bağlamında gündeme geldi. Her şeyden önce biz Nazım'ın uluslararası kimliğini ön plana çıkartma çabası içerisindeydik bu sergide. O nedenle de sergi aslında mekanımızın el verdiği ölçüde bir hücre olarak kurgulandı. Burada gördüğümüz gibi. Bu serginin, bu hücrenin dış duvarları var, iç duvarları var. Dış duvarlarını biz Nazım Hikmet'in uluslararası kimliğini ön plana çıkartmaya yönelik olarak kullandık. İç duvarlar ise Nazım'ın donanma davası ertesi, o 13 yıllık tutsaklık döneminde ki etkinlikleri, sanat etkinlikleri, ilişkiler ağını, işte bildiğimiz gibi Kemal Tahir'den Orhan Kemal'e kadar, Balaban'a kadar, bilmem Hikmet Kıvılcımlı'ya kadar çok değişik kimliklerle birlikte bu hapishane yıllarında bir noktada onları etkilemiş, onları yönlendirmiş, onların sanat karlılık verilerini bir ölçüde ön plana çıkartmış bir yazar. Şimdi bizim özellikle vurguladığımız hususlardan biri,
Nazım'ın açlık grevinin uluslararası bağlamda bir kırılma noktası oluşturdu. Yani Türkiye'de çok geniş bir aydın kesimini bir araya getirdi. Ki 1940'lar bildiğiniz gibi Türkiye'de büyük bir diyelim yol ayrımının oluştuğu yıllardır. Ama Nazım Hikmet'in açlık greviyle birlikte bu farklı doğrultularda birlikte savrulmuş insanlar bir araya geldi. Siz konuşmanızda Emil Zola ve bu Dreyfus davasıyla onunla bir bağlantı korma çabası içerisinde oldum. Çünkü hakikaten Fransa'da da entelektüel diyelim tarih Emil Zola'nın bu Jacques itham ediyorum bununla birlikte başlamıştır. Dreyfus olayıyla bağlantılı olarak. Bizde de keza Türkiye'de daha muhalif entelektüel kimlikler 1950'lerin başından itibaren gündeme gelmiştir. Ve ama Türkiye'de ilginç yönü bu çok farklı kanattan insanların bir arada olması vesileyle. Bu önem arz ediyor. Bu önemli aslında. Belki bugün aynı olgunluk pek gösterilemiyor değil mi? Maalesef farklı. Türkiye'de hakikaten daha doğrusu Türkiye'nin siyasetindeki çarpıklıklar bir ölçüde entelektüel yaşamımıza da yansıyor. Orada da bir kamplaşma. Orada da bir kamplaşma gündeme geliyor. Yani o açıdan Nazım'ın açlık grevi aslında bir vicdan sorunu olarak birçok aydını bir araya getirmiştir. Hiç beklemediğiniz, bekleyemeyeceğiniz insanlar bir araya gelmiştir. Bunu da vurgulamak gerekiyordu bu sergide. Bir şekilde vurguladık. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Sevgili seyirciler, bu serginin açılışında ve aynı zamanda Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Araştırma Merkezi'nin açılışı nedeniyle yapılan törende bir de konuşmacı vardı, Orhan Pamuk. Orhan Pamuk pek açıklanmayan bir nedenle ama tahmin edebileceğimiz bir nedenle video bir mesaj gönderdi. Konuşmasını ekranda izledik ve elbette Nazım'ın edebiyatımızda aydınlar arasındaki konumunu çok iyi vurgulayan bir konuşma yaptı. Dilerseniz Orhan Pamuk'un konuşmasından kısa bir bölüm izleyelim. Nazım Hikmet'in en belirleyici özelliği göz kamaştırıcı parlak şiir yeteneği ve sesidir. Siyasi düşmanlarının bile kabul ettiği bu yetenek kimi müzik dehalarına olduğu gibi şairimiz daha çocuk yaşındayken çıkmıştı ortaya. Nazım Hikmet'i anlamak onu tabular ve yasaklarla korunan bir başka put haline getirmek değil, onun olağanüstü büyük yeteneğini nasıl olağanüstü büyük bir edebiyat haline getirdiğini adım adım görmektir. Tabii Orhan Pamuk'tan söz etmişken yeni çıkan kitaptan söz etmemek olmaz. Kafamda Bir Tuhaflık adlı kitabında İstanbul'un çok farklı kesimlerinde ama genellikle yoksul kesimlerinden insanların dünyasına bakıyor Orhan Pamuk. Kah bir anlatıcının sesinden, kah kahramanlarının sesinden dinliyoruz bu insanların öykülerini. Kafamda Bir Tuhaflık hem bir çeşit destan hem de modern bir aşk hikayesi. Kahramanım Mevlüt, onunla 6 yıl geçirdim. 1969 ile 2012 arasında İstanbul'un sokaklarında boza satıyor, satıcılık yapıyor. Roman, şehrin gelişimini, yeni insanların gelmesini, yıkımları, İstanbul'un günlük hayatını bütün ben elimden geldiğince zenginliğiyle anlatıyorum. Bir boza satıcısının bakış açısından bütün İstanbul'u anlatmaya çalıştım. Özellikle şehrin sokaklarını, satıcılarını, değişen insanlarını, yıkılan binalarını, açılan caddelerini ve İstanbul'un yoğunluğunu, şiddetini, karanlığını içinde hissederek yazdım. Bu romanı yazmak için pek çok kişiyle, bozacıyla, midyeciyle, köfteciyle, sokaklarda yaşayan, satan, soluk alan insanlarla röportajlar yaptım. Sonra bütün bu yaşanmış malzemeyi
Nemrut'un kafasının tuhaflığına göre yeniden yazdım. Kafamda bir tuhaflığın baş kahramanı Nemrut bana hem benziyor hem benzemiyor. Hayat tarzı olarak Nemrut'la birbirimize yakın değiliz. Ama kafamızdaki düşünceler, küçük ayrıntılardan ipuçları bulup gölgeli bir sokakta hayat hakkında bir felsefe yapmak yeteneği, isteği, bunları ve başka pek çok şeyi Nemrut'la paylaşıyorum. Edebiyatla tiyatroyu buluşturan bir başka konumuz daha var bu hafta. Tiyatro yazarlarımızdan Cuma Boynukara, Memuzin adlı tiyatro oyununu devlet tiyatrolarına vermişti ve oyun sahnelendi. Ama Cuma Boynukara sahnelemeden memnun kalmadı çünkü eserinin ciddi biçimde zedelendiğini, anlam kaymaları olduğunu iddia ederek mahkemeye başvurdu. Sanıyorum 2-3 yıl sürdü mahkeme ve ilginç bir sonuçla karşılaştık. Ayrıntılı bir raporla mahkeme yazarın kişilik haklarının, daha doğrusu telif haklarının çiğnendiğine karar verdi ve iyi de bir tazminat dava kazandı Cuma Boynukara. Devlet tiyatrolarının Cuma Boynukara'ya ödemesi gereken bir miktar var. Neyin karşılığında, oyunda neler değişti? Dilerseniz Cuma Boynukara'dan dinleyelim. Oyun Memuzin'di ve oyunun yazarı Cuma Boynukara ile beraberiz. Evet, önce kutluyorum Cuma, çünkü Türkiye'de telif hakları alanında ve sözün değerini korumak anlamında yazdığım bir metnin, metne yapılan müdahaleleri savunmak anlamında çok önemli bir yargı kararına neden oldu açtığın dava. Bize biraz anlatır mısın? Şimdi ben bir kısmını biliyorum. Memuzin oyununu devlet tiyatrosuna verdin, kabul edildi. Daha sonra sahnelenme aşamasında ne gibi bir değişiklikler yaptılar ki sen buna itiraz ettin? Şimdi öncelikle yani bu telif haklarından da ziyade oyunda yapılan sansüre kadar uzanan, ki tabiri caizse sansür. Yani bu bu tescillenmiş oldu. Şöyle bir şey, oyunu ben 1997 yılında Devlet Tiyatroları Edebi Kurulu'na sunmuştum. Edebi Kurulu kurul bu oyunu reddetmişti. 2009 yılında tekrar aynı oyunu hiçbir değişiklik yapmaksızın sundum Edebi Kurulu'na. Edebi Kurulu bu oyunu kabul buyurdu. Herhalde Türkiye'deki değişen koşulların bir sonucu oldu. Hal böyle olunca da 2011 yılının Ağustos ayının sonu, Eylül ayının başında bu da oyuna gösterilen özen ve az önce de sizin de söylediğiniz, ifade ettiğiniz gibi Türkiye'deki değişen koşulların bir ürünü olmalı ki bütün oyunlar için Ankara'da bir basın açıklaması yapılmıştı. Memuzin'in ilintili basın açıklaması Diyarbakır'da yapılmıştı. Ben de gazetelerden okudum ve tabii haliyle bir oyun yazar olarak sevindim. Oyunun Van'da oynanacağı söylenmişti. Oyun 24 Ekim Van depreminin olacağı güne kadar provaları sürdü zaten. Yoksa oyun 10 Kasım'da premier yapacaktı 2011 yılında. Van depremi de kaldı. Aradan bir yıl geçti. Oyun tekrar prova yapıldı. Ve bu arada işte 2 Ekim 2012 tarihinde premier oldu. Van'da. Van'da oldu. Ben oyunu gittim, seyrettim oyunumu. Oyun sonrası oyunda çok bariz eklemeler ve budamalar söz konusuydu. Bunu oyunun rejisörüyle ve Van Devlet Tiyatrosu'nun müdürüyle görüştüm. Onlar da haliyle komik bir alışkanlık olacak, bir dilekçe yaz Ankara'ya. Biz ancak öyle yapabiliriz dediler. Ben de tabii haliyle bir dilekçe yazdım, Ankara'ya geldim. Baş rejisörlüğe dilekçeyi sundum. Orada da zaten bu ifade de edildiği için şimdi çok rahat söylüyorum bunu. Bu zaten oyunda olduğu için de, bilir kişilerin de tespiti, oyun DVD'lerinden de yapılan tespit olduğu için. Mesela oyunun bir nevroz sahnesi vardır, bilirsiniz o destan. Bir nevrozla başlar. O nevroza talip olan da talip olunanların birbirlerini görüp seçmesi. Ve nevrozun da bizler için çok daha özel anlamları mevcuttur. Burada bu oyunu, Nevroz'u biz Nevruz
diyoruz dediler. Ben de Nevruz nereden çıktı diye konuştuğumuzda biz onu orada söyleyemeyiz. Oynamazsınız o zaman bu oyunu dedik. Hayır biz oynarız. Oynamazsınız. Nevruz çünkü var ama Orta Asya Türk toplumlarında kullanılan. Ayrıca sadece Orta Asya içinde geçerli değildir. Bu dünyanın çok yerlerinde Nevruz olarak bir şey olarak kutlanır. Ama senin yaptığın doğrudan Kürt kültürüyle. Kürt kültürü ve birebir de olmazsa olmazıdır zaten o işin. Şimdi burada da bunun bir tartışması oldu. Bırakın terimsel tartışmayı, içerik bir Türkmen düğününe kaymıştı. Burada ifade edemedik kendimizi. Anlatamadık, dahası dinletemedik kendimizi. Böyle de çok içim cız ederek mahkeme süreci oldu. Çünkü tiyatro adamları birbirinin dilini bilir. Yani konuşur, anlar. Ve mahkeme süreci başladı. 3 yıl boyunca. Ve bu oyun bir sezon oynadı. Mahkeme kararıyla durduruldu. Arkasına mahkeme süreci bu kararı Yargıtay oy birliğiyle onadı. Oyunun durdurulmasını. Yani Kültür Bakanlığı galiba itiraz etti değil mi tabii, bu? Tabii oynamak istediler. Yargıtay onadı. Oynayamaz. Peki bu çok ilginç çünkü son derece ayrıntılı, ben kısmen gazetelerden okuduğum kadarıyla çok ayrıntılı, yani i'nin üzerindeki nokta yerine şapka olması gerekir, Kürtçe'de böyledir diyen iyi bir bilirkişi raporu mu var? Nasıl mahkeme böyle bir karar verebildi? Doğrusu artık şaşırıyoruz. Valla ilginç, Türkiye oluyor demek, oluyor ama buna üzülmek mi gerekiyor, sevilmek mi gerekiyor, onun da tam ayrımında değilim. Ancak şu benim için çok önemli bir şeydi, ben edebi kurula sunduğum bir metnim vardı, o metnin oynanmasıydı temel arzumuz. Bir tiyatroda, tiyatro adamı olarak da, tiyatrolarda budamalar söz konusu olur. Çünkü tabii bir yazar olarak bilirsin ki yönetmenin bu özgürlüğü vardır. Ama ancak bir oyun metnine eklemeler yapmak, bir oyun metninin ideolojik olarak düşeceği yeri saptırmak, başka bir yere çekmek. Özüne karşı. Evet, evet. Bu da o zaman olmuyor. Evet. O zaman zarif olmuyor, kibar olmuyor. Yine ilkler bir şey. Bu devlet tiyatrosunda tabii bu arada bir telif sözleşmesinin olmaması söz konusuydu. Çünkü benim ülkemde, yani Türkiye Cumhuriyeti'nde, bu ülkenin devlet tiyatrolarında bir yazarlara gösterilen muamele devamlı dış kapının dış mandalı hikayesiydi. Ya biz oynarız nasıl olsa, bir de bir afişini veririz. Evet. Yazar alır gider yani. Bir de çağırır, sahneye çıkarız. Zaten yazar da başka ne istiyor ki bizden? Hatta bir ara benzer bir konu, TRT istediği yazarın eserini alıp kullanmak gibi bir yasal bir şeyi vardı, hakkı vardı. İşte neyse yasal şeysi, karşılığı onu öderiz ama istediği, yani yazarın reddetme hakkı yoktu. Sanıyorum bu da değişti. Burada çünkü telif haklarına aykırı bir şey. Siz vermek istemeyebilirsiniz. De, ama burada başka bir şey çok belirgin. TRT'deki bir idareci bir eserin, bir metnin inceliğini, ayrıntılarını bilemeyebilir. Ama bizler tiyatro dünyasının insanlarıyız. Ve tiyatro nazik bir alandır. Bu nazik alandaki insanlar birbirlerinin dilini bilir, üslubunu bilir, konuşmasını bilir, kalemini bilir, kalemin düştüğü yeri bilir. Burada bir müdahale etmesi gerekirdi. Birazcık keyifsiz. Peki bu keyifsiz mahkeme kararı aynı zamanda oyunu senin yazdığın biçimde sergilemeyi de zorluyor mu devlet tiyatroları? Yok, onu öyle bir şey zorlamıyor. Çünkü devlet tiyatroları sonuç itibariyle isterse oynar ama burada benim gönlümün arzu ettiği bu kadar kavgadan sonra, gürültüden sonra, bu kadar üzüntüden sonra sanırım devlet tiyatrosu veyahut da Kültür Bakanlığı'nın idarecileri bu oyunun özüne doğru, özüne yakışır bir biçimde oynanması, oynanır hale gelmesi bir nebze olsun bu 3,5 yıllık sıkıntıyı, bu vicdanı biraz rahatlatmış. Şimdi bilemiyorum ama belki bir gün mutlaka olur diye düşünüyorum. Peki Cuma, bu yasal başarı ya da yani kazanım aslında senin ciddi bir mücadelen sonucudur. O açıdan yazar haklarının savunulması açısından hakikaten Türkiye'deki yazarlar için bir kazanç. Sanırım bu bir ilk. Evet. Sanırım bir ilk. Yani bundan sonra her şeyden önce bir metne yaklaşıldığı zaman daha bir hürmetle daha yaklaşılır. Evet, daha tabii ki yaklaşılır. Şu parantezle onu sen de vurguluyorsun. Yani yönetmen harfi harfine yapmak zorunda değil. Bir istediğini kesebilir ama dediğin gibi özüne aykırı şeyler eklemesi mümkün değil. Şunu da söylemekte yarar var.
Şimdi mesela çok acı olan bir şey var. Neşet Ertaş'ı ben çocukluğumdan beri severek, hayran olarak evet. dinlediğim biri. İyi de yani Neşet Ertaş'ın benim müziğim, benim oyunuma böyle bir müzik koyma. Yani şimdi bunun neresini savunacaksın, neresine karşı çıkacaksın? Evet. Yani vicdan diyorsun yani. Ya hakikaten vicdan, yani bu vicdan yani. Evet. Yani bunu sevdim bu da olsun, bunu sevdim bu da olsun. Biz yaptık oldu. Başka bir oyun olurdu bir de değil ayrıca mi? Ayrıca bu evet. süreci düşünün. Bakın bu süreci düşünün. Bu evet. süreçte, ya bu süreçte bu olmaz yani. Birazcık evet. daha keyifli olalım. Biraz daha huzurlu olalım. Ya bu Türkiye'de sahne, tiyatro hepimize yetiyor zaten. Ben bunu sürdürmemizin bir anlamı yok. Umarım bu bir takım şeyleri anlatacaktır Devlet Tiyatrosu yöneticilerine de belki başka tiyatrolara da. Çok teşekkürler, kutluyorum ayrıca. Sağ olun, kolay gelsin. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Sevgili seyirciler, hafta içinde İstanbul yeni bir sanat mekanına kavuştu. Aslında mevsim içinde birkaç konserle ısınmıştı ama resmi açılışı bu hafta yapıldı. Maslak Kültür Merkezi ve burada Unique İstanbul adını alan bir büyük konser salonu. Neredeyse 6000 kişilik bir konser salonu bu. Evet sevgili seyirciler, haftanın sanat olayları, isterseniz gene konserlerle başlayalım. Önümüzdeki günlerde ayın 24'ünde Cemal Reşit Rey'de Elif Çağlar, genç ve başarılı bir müzisyenin konseri var. Ama aynı akşam Babilon'da da Kolektif İstanbul'u dinlemek imkanınız var. Tabii konserler ard arda devam ediyor. Bir de popüler müziğimizin çok vefakar ve yıllarını bu alana vermiş bir ismi Ali Kocatepe bütün dostlarıyla birlikte sahne alacağı bir geceye davet ediyor sizleri. Zorlu Center'da ayın 25'inde. Hafta içinde Verda Erman'ı anacağız. Farklı mekanlarda farklı etkinlikler var. Bunlardan biri de Marta Otel'de gerçekleşecek ve Verda Erman için Türkiye'nin çok değerli solistleri eserler seslendirecekler Verda Erman'ın anısına. Tabii bir de geçen haftalarda gerçekleşmesi ertelenen Morrissey konserinin yapıldığını anımsatalım. Gene Unique İstanbul'da Unique Hall. Evet bu yeni konser mekanında büyük bir kalabalığa güzel bir konser verdi Morrissey. Tabii önümüzde Noel haftası var ve farklı mekanlarda, farklı kiliselerde Noel konserleri olacak. İlgilenenlerin bu konserleri kaçırmayacağını biliyorum. Evet, dilerseniz sinemayla bitirelim bu haftaki Kedi Gözünü. Bu hafta 3 ilginç yabancı film ve bir de önemli yerli film var. Yabancı filmler arasında Göçmen, The Immigrant adlı James Gray'in filmi öne çıkıyor. James Gray'in filmi belki klasik yapıda bir film. Fakat özellikle klasik Hollywood sinemasından hoşlananların tad alacakları bir film. Bu filmin iki önemli oyuncusu var. Biri Joaquin Phoenix, diğeri ise Marion Cotillard. Cotillard'ı nereden anımsayacaksınız? Son Cannes Film Festivali'nde gösterilen İki Gün Bir Gece adlı Darden kardeşlerin filminden, son filminden ki bu filmin hemen önümüzdeki haftalarda, iki hafta sonra Türkiye'de gösterime gireceğini muştulayalım. Ama Marion Cotillard bu hafta Göçmen filmiyle karşımıza geliyor. Bir de sanırım duydunuz, Marion Cotillard son Avrupa Film Ödülleri'nde yılın en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı. Dolayısıyla arka arkaya Göçmen'i ve İki Gün Bir Gece'yi Cotillard'dan izleme şansına kavuşacağız. Bir başka yabancı film
Karda Bir Beyaz Kuş adını taşıyor. Greg Araki, Amerikan bağımsız sinemasının ilginç yönetmenlerinden, özellikle queer sinemanın önemli temsilcilerinden sayılıyor. Bu da genç yaşlarda annesini kaybeden bir gencin yıllar sonra tekrar babasının yanına gelip geçmişiyle hesaplaşmasını konu alıyor. Bu haftanın ilginç filmlerinden biri de Clouds of Sils Maria. Sils Maria ve Perde adıyla gösterime giriyor Türkiye'de. Ünlü Fransız yönetmen Olivier Assayas'ın bir filmi bu. Tabii ki ilginç noktası tiyatro dünyası üzerine odaklanması. Bir orta yaşını geçmiş ünlü bir oyuncu bir tiyatro oyunu için teklif alıyor. İlginç tarafı o ki bu oyunda yıllar önce başrolü üstlenmiş genç kız rolünü, ama bu kez aynı rolü değil, oyundaki yaşlı kadın rolü teklif ediliyor ve karşısında genç kız rolünde yeni bir yıldız var. Evet, bu çatışmayı ve bu yüzleşmeyi anlatıyor Olivier Assayas ve tabii ki filmin en güzel yanlarından biri de başrolde Juliette Binoche'un olması. Haftanın yerli yapımıyla bitirelim programımızı. Son Antalya Film Festivali'nde en iyi film ve onun yanında 4 ödül daha kazanan Kuzu. Kutlu Ataman bu filminde yoksul bir ailenin sünnet düğünü nedeniyle bir kuzu kesilmesi gerekiyor ve ailenin çocuğunun kuzu bulamazsak seni keseceğiz gibi bir kandırmacayla içine düştüğü durumu anlatıyor. Aslında Kutlu Ataman gerçekle fantastiği çok iyi kaynaştıran bir yönetmen ve filmi henüz izlemedik. Vizyonda izleyeceğim. Bakalım bu filmde bize ne sürprizler hazırlamış. En güzel sürprizlerinden biri de hiç kuşkusuz filmin başrolünde Nesrin Cevatzade adlı çok iyi bir oyuncunun olması. Her abi koyunun yok mu? Paran yok. Nasıl olacak? Parası olmayan adam sünnet düğünü mü yapıyormuş? Derdin mi yok senin? Ne uğraşıyorsun? Düğünü geciktirmeden yapsak diyor. Sen kendin için misin, sen oğlun için? Sen bulguru al. Eti ben bul. Seni pişirip köye şölen verecekmiş. Ben hadi bir kız tutacağım. Ben de geyinmiş. Ben sakın sen. Şşt. Sevgili seyirciler, bu haftalık da Kedi Gözü'nü böylece sonlandırıyoruz. Hepinize sanat dolu günler diliyorum. Yaşamınızdan ustaları eksik etmeyin. Nazım'ı, Aziz Nesin'i başucunuzdan eksik etmeyin derim. Ve çok güzel oyunlar, çok güzel filmler bekliyor sizleri. Önümüzdeki hafta Kedi Gözü'nde yeniden buluşuncaya kadar sanat dolu günler diliyorum.